Değerli arkadaşlar, yürüdüğümüz yol özgürleşme yolu. Yürüdüğümüz yol kurtuluş yolu. Ve zalimler bütün dünyada olduğu kadar bizim memleketimizde de kurdukları tiranlarla, kurdukları o sırça saraylarda çok büyük belalar yaratarak, çok büyük engeller çıkararak karşımızda konumlanıyorlar. Ama bakın, artık bizim açımızdan sadece belaların, ölümlerin, katliamların, engellerin dili konuşmuyor. Bizim için artık bir dönemden bu yana direnişin, zaferin ve kazanmanın dili konuşuyor. Yeniden inşa etmenin, bize ait olan hakları yeniden çok güçlü bir biçimde almanın dili konuşuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte kazanma çizgisinde kararlı bir biçimde ilerlediğimizi gösterdik. Ama bu karanlık, bu saldırgan zihniyette ve icraatta ısrar ederlerse onların halkın direnişinden yana göreceği çok şey vardır. Biz 6-8 Ekim süreci içerisinde halkımızın, halklarımızın diri ve mücadeleci enerjisinin dimdik ayakta olduğunu gösterdik. Girdiğimiz kazanma yolundan bizi hiçbir güç döndüremez. Ve bugün burada şunu ifade etmek istiyorum. Partimize dönük bütün saldırılarına rağmen yaklaşan günler, gelen günler söylediğimiz sözlerin hepsini sınayacağımız günlerdir. Cumhurbaşkanı seçimlerinde söylediğimiz sözün karşılığını herkes çok iyi gördü. Ve çok daha yakın mesafeler var. Bakın, Rojava'da Zafer'le aramızda bütün bir toplumu özgürleştirirken aynı zamanda bu toplumsal davanın lideri olan Sayın Abdullah Öcalan'ı özgürleştirecek yolu da açıyoruz. Bu örgütlenme ve özgürleşme yolu ve yürüyüşü bir taraftan bütün toplumu ve siyaseti özgürleştirirken diğer taraftan da barış yolunu açıyor ve barış mücadelesini özgürleştiriyor bu dönem içerisinde. Ve bir kere daha şunu ifade etmek istiyorum. Artık mesafe daha kısa ama kısa mesafede yol alırken daha yoğun, daha güçlü bir duruş ortaya koymamız gerekiyor.